Reklamların ardından yeniden karşınızdayız. Türk inşaat firmaları Dubai'de düzenlenen gayrimenkul fuarına çıkartma yaptı. Dünya devlerinin bir araya geldiği fuarda Türkiye'yi 36 firma temsil etti. Birbirinden iddialı Türk projeleri özellikle Körfez ülkelerinden büyük ilgi gördü. Burj Halife ve Burj El Arab gibi dünyanın en görkemli binalarına ev sahipliği yapan Dubai, uluslararası gayrimenkul devlerini ağırladı. 12. kez düzenlenen Cityscape gayrimenkul fuarına 20 ülkeden 220 firma katıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra fuara en çok firmayla katılan ülkelerin başında yer aldı. Ve bizim de artık hiçbir eksiğimiz, hiçbir şeyimiz yok. Bazı noktalarda fazlamız var. Bilhassa kaliteden, geliştiricilerin know-how'ından, işbirliklerinden çok ciddi de fazlalarımız var. Fuarda Türkiye'yi 36 firma temsil etti ve bu rakam geçen yılkinin tam 4 katı. Fuarda görücüye çıkan özellikle İstanbul merkezli bu projeler ise özellikle Körfez ülkelerinden büyük ilgi gördü. Türk projelerinden hoşlanıyor musunuz? Ya, evet, buraya Türk projeleri için geldim. İstanbul en güzel şehir. İstanbul'da yaşamak ister miydiniz? Evet, neden olmasın? Bu ilginin artmasında yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'den gayrimenkul edinmelerine olanak sağlayan yasanın yürürlüğe girmesi en önemli faktör. Ondan önceki satışlarımız, o dönemki satışların %5 bile yoktu yabancı satış. Hazirandan sonra bu oran neredeyse 7-8 kat arttığını söyleyebilirim. Mesela az önce biz kulenin birinin %30'unu sattık. %70'ini diyorlar bize komple kapatın, belirli bir fiyat verin. Alalım diyorlar. Mesela böyle alıcı da var. Peki Arapların gayrimenkulde beklentileri neler? Tabii lokasyon çok önemli. Körfez ülkeleri bunlar daha çok böyle suyun olduğu, denizin olduğu, yeşilliğin olduğu yerleri tercih ediyorlar. Konut olarak yüksek metrekare konutlara alışmışlar. Böyle 150 metrekare üstündeki konutları daha çok tercih ediyorlar. Fuarın en görkemli projesi ise yine Dubai'den geldi. Burj El Arab, Burj El Halife ve Palmiye Adaları'ndan sonra Dubai'nin yeni iddialı projesi bu fuarda görücüye çıktı. Bu projenin adı Blue Waters Island and Dubai Eye. Adından anlaşılacağı gibi Dubai'ye yeni bir ada yapılması öngörülüyor ve bu adaya dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip bir dönme dolap yapılacak. Buna da Dubai Eye adı verilecek. Yani London Eye'a Dubai'den yeni bir rakip gelecek ve bu dönme dolap 220 metre yüksekliğe kadar çıkabilecek. 3 gün süren gayrimenkul fuarını 35 binden fazla kişi ziyaret etti. 9 günlük bayram tatili yarın başlıyor. Ege